Herkese selamlar arkadaşlar. ScrollcomTR'ye hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün sizlere daha önceki bir videoda şeyi anlatmıştım. Hatırlarsınız. İşte silinen dosyaları geri getirmeyi. Ama silinen dosyaların geri getirilmesi bazen de tehlikeli olabiliyor. Özellikle de hem bilgisayarı satarken ya da bilgisayar çalınırsa ya da telefonu satarken vesaire ya da sevmediğiniz birinin eline geçince gibi. Şimdi burada da şunu istiyoruz silinen dosyalar nasıl geri getirilemez hale gelir? Buradaki mantık şu arkadaşlar. Silinen dosyayı nasıl geri getiriyoruz? Dosyalar hard diskimizde ya da belleğimizde her neyse bir yer tutuyor. Bu yerde de sildiğimiz zaman sadece biz görüntüsünü silmiş oluyoruz. Yani arka planda onun dosyası duruyor. Zamanla onun üstüne yazıla yazıla, yazıla yazıla, sile sile bu dosyalar tahrip oluyor ve geri dönemiyor. Biz ne diyoruz geri döndürme programlarını anlatırken? Bakın çok uzun zamandır kullanmıyorsanız, sürekli üstüne yazıp sildiyseniz geri gelmez. Hard disk kullanıyorsunuzdur, bir şey silinmiştir, bir senedir sürekli bilgisayarı kullanıyorsunuzdur, geri gelme ihtimali çok düşer. Şimdi bugün size iShredder mı derler, Shredder mı nasıl okunursa bilmiyorum. Bu uygulamayı paylaşacağım. Daha önceki yıllarda da paylaşmıştım, bunun 3 sürümüydü, şimdi 5'e yükseldi. Bunun sitesini de vereceğim ben size. Sitesini neden veriyorum? Sitesinde şöyle şeyler var. Yine bununla ilgili de bir video yaparız da. Mesela kamera güvenliği, mikrofon güvenliği. Mesela güvenliğine çok takıntılı insanlar bilgisayar için, Mac için, telefon için uygulamaya güveniyorsanız, eğer bu firmaya güveniyorsanız, bu size bir uygulama veriyor. O uygulama sayesinde sizin kameranız ya da mikrofonunuz uzaktan açılamaz oluyor. Açılmaya çalışılırsa sizi uyarıyor vesaire. Şifreleyebiliyorsunuz bunları açmayı gibi şeyler yapabiliyorsunuz. Bizim burada anlatacağımız uygulama sizin telefonunuzda ya da bilgisayarınızda artık nerede kullanırsanız hard diskinizde, belleğinizde yazma ve silme yapacak. Bunların da cycle'ları yani döngüleri var. Atıyorum 3 kere yapar, aynı şey 3 kere yazar siler, 10 kere yazar siler ama bu yazma silme işlemi arttıkça Tabii ki zaman da artacak. Atıyorum mesela 4 TB'lik bir diski yapmaya kalktığınızda günler sürecektir. İşte telefonunuzun depolaması çok büyüktür günler sürer. Bu işlemi ne zaman yapacağız derseniz telefonunuzu satarken kesinlikle bu işlemi yapmanız lazım. Telefonunuzu sıfırlayın. Ondan sonra bu işlemi yapın. Yediğinizi falan tabi alın. Normalde telefonu kullanırken bu işlemi yapmanın pek bir mantığı yok. Telefonu ne zaman çaldır, atıyorum çaldıracaksınız ne zaman çalınacağı belli değil ki. Hani bu işlemi yapayım da kenara koyayım diyemezsiniz ya da kullanmayacağınız bir telefon olur. Kimse kurcalamasını istersiniz. Bu işlemi yapabilirsiniz. Şöyle de bir soru gelebilir aklınıza. Bu işlemi yaptım telefona zarar verir mi? Ya çok önemsiz ölçüde zarar verir. Ama sen her gün bu işlemi yaptırıyorsan telefona e tabii ki zarar verme oranı da artacaktır. Biz uygulamamızı yüklüyoruz. Normal APK yükler gibi. Zaten ben bunun arayüzünü yanına video olarak koyacağım. Uygulamamızı yüklüyoruz. Uygulamamızı çalıştırıyoruz ve uygulamanın birçok sürümü var profesyoneli var, server sürümü var, işte askeri sürümü vesaire var. En şey askeri sürüm var ama size gerek yok arkadaşlar böyle bir şey. Free olan free olanı da deneyebilirsiniz. Marketten indirebilirsiniz. Ben askeri sınıf olanı da koyacağım ama çok önemli değil. Sadece döngü sayıları falan artıyor. O sizi ilgilendirebilir. Ben çok takıntılıyım. 10 kere yazıp yazıp sildireceğim derseniz onu da deneyebilirsiniz. Dediğim gibi süre çok uzayacaktır. Uygulamada şunlara dikkat edin. Boş alanı silmek var rehberinizin olduğu yerleri silmek var, dataların olduğu yerleri silmek var, işte videolarınızı falan silme işlemi var. Şöyle de kullanabiliyorsunuz. Mesela bir resim çektiniz, video çektiniz. O videonun geri döndürülemeyecek şekilde silinmesini istiyorsunuz. Onu da yapabiliyorsunuz. Ama bilinçsiz şekilde kullanırsanız çok sevdiğiniz bir videoyu ya da resmi de kaybedebilirsiniz arkadaşlar. Ona dikkat edin. Ben genelde kullanım olarak şu senaryoyu veriyorum. Satacaksın, kenara koyacaksın. Tüm telefonu sıfırla, tüm boş alanı sil. Boş alandan kastım telefonun kalan belleğinin üstüne yazıp siliyor ki oradan dosyalar geri gelmesin. Zaten videonun içinde detaylar girdikçe de anlayacaksınız. Basit. Kalanları da hani bir sorun olursa da yorumlarda bunları cevaplarız. Ben tüm versiyonların APK dosyalarını koymaya çalışacağım. Sitesinin de linkini vereceğim. Dediğim gibi o mikrofon ve kamera için güvenlik uygulamalarını yüklemek isterseniz de oradan yüklersiniz. PC içinde aynı uygulama çalışıyor. Mac içinde çalışıyor. Onlar da kullanmak isterseniz de yine indirip kullanabilirsiniz. Bu da bir farkındalıktır arkadaşlar. Böyle bir şeye ihtiyacınız varsa bu uygulama birebir işinizi görecektir. Açık söyleyeyim bundan daha iyisini de ben pek rastlamadım. Eğer varsa da daha iyisini biliyorsanız da aşağı linkte paylaşırsınız. Siz kendiniz üstüne yazıp yazıp silerseniz de aynı işi yapmış olur musunuz? Ya benzer bir işlemi yapmış olursunuz ama onunla uğraşmakta akıl kârı değil. Bu uygulamayı yükleyin, işinize bakın şunu yapmanıza hiç gerek yok. SD kartınızı zaten başka bir cihazda da kullanabilirsiniz. SD kartın hani SD kartınız için gerekliyse yapın ama genelde SD kartlarda ben pek öner önermiyorum. Çünkü okuma yazma hızları da düşük olanları çok çok uzun sürüyor. Fiyatı da ucuzsa kırın atın daha iyi onları arkadaşlar. Hani gidip de 8 GB'lık falan şeylere pek gerek yok. Hiç kullanmayacaksınız zaten. Birçoğumuz o 8 GB'ları 4 GB'ları falan kenara atıp unutuyoruz. Diğerlerinde hani güzel kartlarda filan satacağım kartla birlikte satacağım vesaire derseniz fotoğraf makineniz filan da olabilir bu. Kartını satacaksınızdır. Onun kartına da yapabilirsiniz. Hard diskiniz vardır hard disk USB işte hard diskler var harici onlara da yapabilirsiniz. Aklınıza ne geliyorsa oralarda kullanabilirsiniz. Amacı dediğim gibi yazmak silmek ve dosyaları geri getirilemez hale getirmek. Detay videolarda hepsi girecek arkadaşlar. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Yine notlarıma da bakıyorum. Uygulamada SD karta ve telefon hafızasına izin vermeyi unutmayın. Bazı arkadaşlar takıntı yapıyor, izin vermiyor. Depolama izin vermezseniz bu uygulama çalışmayacaktır tabii ki. Bakalım bakalım. Başka da anlatacak bir şey kalmadı. Zaten basit bir uygulama. Benden bu kadar arkadaşlar. Abone olup beğenirseniz de çok mutlu olurum. Hoşçakalın.